İhracatçıların daha fazla pazara ulaşabilmesi ve ihracatlarını artırabilmesi için kolay ihracat platformu kuruldu Ticaret Bakanlığı tarafından. Bu platformun detaylarını konuşacağız Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'la. Merhabalar Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza ve hayırlı olsun diyelim öncelikle. Nasıl bir hedefle yola çıkmıştınız kolay ihracat platformunu kurarken? Aslında adından da anlaşıldığı gibi kolay ihracat platformu. Ne tür kolaylıklar sağlanacak ihracatçılara? Aslında önce ona biz akıllı ihracat platformu dedik ama kullanıcı dostu olsun ve kolaylığı çağrıştırsın diye kolay ihracat platformu, kolay destek gov.tr sitemizle de bağlantılı olarak kolay ihracat platformu dedik. Yola çıkışımız bizim bakanlık olarak bir vizyonumuz Türkiye'yi ihracatın en hızlı ve en güvenilir ülkeler sıralamasını üst sıraya taşıyabilmek. Bunun için de dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Dijitalleşmeyi ve dijital verileri en doğru ve etkin şekilde kullanan hem ülkeler hem şirketler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu dijital teknoloji adaptasyonu biz Türkiye olarak sağlamak zorundayız ve sağlıyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu vizyonla yola çıkıyoruz. İkincisi de baktığınız zaman bizim 90 bin ihracatçımız var. Her sene ihracat yapan 50 bin civarında, bazen daha da altında olabiliyor. 3 milyon KOBİ'miz var. Biz bu KOBİ'leri ihracata nasıl çekeriz? Girişimcilerimizi, kadın girişimcilerimizi, genç girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracata nasıl çekeriz? Artı yapay zekayı herkes bir yerlerde kullanıyor, kanser tedavisi dahil. İhracatta nasıl kullanırızdan yola çıktık. Diğer ülke örneklerini inceledik. Ama siz de gördünüz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kore gibi ülkelerde yaptığımız analizlerde bizim kolay ihracat platformu kadar geniş, kapsamlı ve bu kadar veriyi aynı anda ihracatçının hizmetine sunan, aynı zamanda da 10 milyon satırdan fazla veriyi analiz ederek yeni nesil teknolojilerle öneriler sunabilen bir platform daha yok. Yani dünyada bizim platformun şu anda bir eşi daha yok Allah'a şükür. İnşallah biz bunu ikinci fazda daha da geliştirerek devam edeceğiz. Orada da projemiz hazır, zaten başlamış bulunmaktayız. Türkiye'nin ihracatının tabana yayılmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin pazar çeşitliliğine ihtiyacı var. Pandemi sürecinde bugün yayınlandı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrekteki ekonomik daralması 32.9, %33 civarında. Bunlar çok büyük rakamlar. Avrupa'da aynı şekilde. Bizim ihracatımızın %50'si Avrupa kıtasına yapılıyor. Dolayısıyla biz yeni pazarlar, yeni ürünler, alternatif ürünler, tamamlayıcı ürünler ve biraz daha sahada, pandemiden dolayı çok da fazla sahada olamadığımız için biz ticaret müşavirlerimizi proaktif olarak bu sürece dahil ediyoruz. Uluslararası verilerin analizlerini yapıyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak bir avantajımız daha var. Gümrük beyannameleriyle firma özelinde çözüm önerileri sunuyoruz. Firmanın tercihlerini, taleplerini, geçmişini irdeleyerek ona bir algoritmayla çözüm önerisi sunabiliyoruz. Evet. Şimdi bu dönemde, yani bu pandemi sürecinde dijitalleşme çok önem kazandı. Belki yıllar boyu sürebilecek dijitalleşmeyi çok kısa bir sürede biz yaşadık. İhracat tarafına baktığımızda da dijitalleşmenin aslında ne kadar önemli olduğunu gördük. Örneğin sanal fuarlar bu dönemde bizim literatürümüze girdi aslında. Dolayısıyla şimdi baktığımızda önümüzdeki süreçte bu tür platformlar aslında daha fazla önem kazanacak. Şimdi dünya ile karşılaştırdığımızda biz veri akışını çok kolay sağlayabiliyor muyuz? Yani biz evet dijitalleştik ama bizim ihracat yaptığımız ülkeler de en azından bizim kadar dijital olması gerekmez mi bu verileri aktarabilmeleri için? Şimdi mesela gümrüklerde dijitalleşmeye ben çok önem verdim, şeffaflaşmaya. Biz gümrüklerde dijitalleşmede Avrupa'dan çok daha ileriyiz. Kuzey Avrupa, İskandinav ülkeleri bizimle aynı seviyede ama pandemi döneminde menşe şehadetnamesi ve forma belgelerinin kare kodlu olarak Avrupa Birliği ile paylaşmasını sağladık. Ve ihracatçılarımız hiç gümrüğe uğramadan ihracat işlemlerini yaptılar. Devlet desteklerini gene yılbaşı itibariyle otomasyona almıştık. Ofisinden, evinden, cep telefonundan devlet desteklerine müracaat edebildi.
gümrüğe uğramadan gümrük işlemlerini tamamlayabildiler evrak açısından. Varsa beyannamelerinde evrak eksiklikleri, bizim gümrük memurumuz sistem üzerinden şu evrağınız eksik diyor. Tamamlanınca zaten fiilen işlemleri gerçekleşiyor. Dolayısıyla mesela biz ilk 3 boyutlu agrivirtual tarım makineleri fuarını dünyada biz yaptık. Bazı şeylerde ilk olmaya alışacağız ve biz kendi teknolojilerimizi paylaşabilecek durumdayız. Yani İspanya ile, Finlandiya ile, Güney Kore ile projeler yaptık ve Türk Keneşi'yle, Türk devletleriyle basitleştirilmiş gümrük üzerinde çalışmalarımız var. Bilgi paylaşımı üzerinde. Şimdi biz tabii Türk ihracatçısının ne kadar kabiliyetli olduğunu biliyoruz. Özellikle 2008 krizinde de gördük, şu dönemde de gördük ama bazen bazı ülkelerdeki olan fırsatları göremeyebiliyorlar ihracatçılar. Kolay ihracat platformu bunu mu açacak ihracatçılar ilk başta? Yani bazı pazarlarda var olan fırsatları mı onlara göstermiş olacak? İhracatçımız ben bu ürünü nereye satarım dediği zaman dünyada bu ürünü talep eden ithalatçısı olan bütün ülkeleri onu açacak. Yani yüzlerce ülke açacak ama biz ihracatçımız da en çok potansiyeli olan ilk 15 ülkeyi paylaşıyoruz. Daha fazla kafasını karıştırmamak için. Dolayısıyla biz bütün verileri, sahadan gelen verileri, Avrupa Birliği'nden aldığımız verileri, DTÜ'den aldığımız verileri, Birleşmiş Milletler'den aldığımız verileri ve kendi bakanlık verilerimizle bizim çok ciddi bir veri madenciliğimiz var. Ve Ticaret Bakanlığı olarak hem iş ticaret, hem gümrükler, hem dış ticaretle ilgili bizim şu anda devam eden bir projemiz daha var. One projesi. Veri analizi mükemmeliyet merkezini inşallah onu da 2022'de tamamlayacağız. Yıl sonuna kadar ilk 6 modülünü tamamlamayı planlıyoruz ki bakanlığımızın verilerini temizleyerek bütün birimlerin, ilgili birimlerin kullanımına açacağız. Mükerrerlikten de kurtarmış olacağız. Son olarak bu platform kurulurken, oluşturulurken yabancı yazılım firmalarından destek alındı mı? Yerli yazılımlarla mı geliştirildi? Biz yerli firmalarla çalıştık burada ama bizim bakanlığımızın şimdi bir kuralı var. Bizim çok güzel bir ekibimiz var. Aynı zamanda bu dijital, başka birimlerde çalışıyor olabilir ama dijital çalışmaları hobisi oluyor, seviyor ve bu konuda etkin ve yetenekli oluyor arkadaşlarımız. O arkadaşlarımızla ilgili de bir çalışma grubumuz var. Ve yazılım yapan firmalarımıza bir şartımız var. Kodlar bakanlığımızda kalacak. Yazılımdan sonra kodlar bakanlıkta kalacak ve bakanlığımız personeli bakanlığın ihtiyacı olduğu anda yetkilendirdiğimiz kişiler bu programda istediğimiz değişikliği yapabilecek. Yani program yapıldı, teslim edildi, çok güzel, memnunuz. 2 sene sonra bir değişiklik yapmak istiyoruz. Kodları arıyor, firmayı arıyor. Artık öyle olmayacak. Bakanlığımız o kabiliyette. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Kolay İhracat Platformu'nu değerlendirdik. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.